Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Mayıs 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Güneş 21 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek ve Mayıs ayını 30 Nisan'da meydana gelen Boğa burcundaki hızlı ve güzel Güneş tutulmasının etkisiyle başlıyoruz. Bu tutulma sizin kariyer alanınızı aydınlatıyor ve yeni girişimler adına da destekliyor aslında. Kariyerinizi şekillendirme olabilir, görev değişimleri olabilir, kendi işinizi kurmak olabilir. Belki terfi olabilir, atama olabilir, yer değişiklikleri de bu tutulmayla beraber yine tetiklenebilir. Kariyer tabii ki sadece işle ilgili olmaz, meslekle ilgili olmaz. Belki evlilikler, işte ortaklıklar, buralarda toplumdaki statünüzü, kariyerinizi şekillendirebilir. Bu tutulmanın verimli etkisiyle Uranüs tesiri de var. Biraz hızlı ve sürprizli etkileri var. Kariyerinizde, toplumdaki duruşunuzda, statünüzde çok hızlı değişimlerle de karşılaşabilirsiniz tabii ki. Tutulma yöneticisi Venüs ve Jüpiter'in muhteşem kavuşumu Mayıs'ın ilk günlerinde de etkili olacak sevgili aslanlar. Yani parasal konularda da önemli yardımlar, destekler almanız mümkün. Örneğin bir işle ilgili bir girişim maddi durumunuzda çok iyileşmeler getirebilir. Kendi işinizi kurmak istiyorsunuz. Güzel beklediğiniz bir krediyi alabilirsiniz. Evlilikle bağlantılı ya da ortaklıklarla bağlantılı hisseli paralar, ortaklık kazançlar alanında da çok olumlu gelişmeler olabilir. Fırsatları güçlü bir tutulma ve Mayıs'ın ilk günlerinde bu girişimler için, buralardaki planlarınızı, programınızı hayata koymak için bu güzel olumlu enerjilerini değerlendirebilirsiniz. Evet, ayın 10'undan itibaren Merkür gerilemeye başlayacak. O yüzden Merkür gerilemeden önce böyle işte görüşmeler, toplantılar, anlaşmalar, sözleşmeler olabilir, alışverişler olabilir. Yani tüm bunları ayın ilk günlerinde yapmakta fayda var. Merkür gerilemeye başlayacak ve 2 Haziran'a kadar gerileyecek. Merkür gerileme dönemlerini de kendi lehimize kullanabiliriz tabii ki. Sadece bu dönemde hani yeni bir fikir karşımıza çıktığında hemen atlamıyoruz. Böyle bir düşünceyi gerçekten değerlendirmek gerekiyor. Yeni bir fırsat olabilir ama yani bunları da detaylarına bakmak gerekiyor. Aslında böyle bir inceleme dönemi, araştırma dönemi, eksikleri tamamlama dönemi, gözden geçirme dönemi. Bu şekilde değerlendirebiliriz Merkür'ün retrosunu. 2 Haziran'dan sonra artık daha rahat ileri adımlar atabiliriz. Ve ayın 11'inde Jüpiter Koç burcuna geçecek, şans gezegenimiz. Balık burcundan ayrılıyor. Aralık ayından bu yana hızlı bir şekilde Balık burcunda tam gaz ilerlemişti. Şimdi Jüpiter Koç burcuna geçecek. Yaz ayları boyunca Koç burcunda olacak. 27 Ekim'e kadar. 28 Haziran'da 8 derece Koç burcunda gerilemeye başlıyor ve 27 Ekim'de tekrar Balık burcunun son derecelerine geçecek. Yıl sonunda 20 Aralık'tan itibaren ise Koç burcunda tamamen ilerlemeye başlayacak. Evet, 27 Ekim'e kadar Jüpiter Koç burcunda. Sizin gibi ateş elementi bir burçta oldukça güçlü. Enerjiniz artıyor artık. Gerçekten çok güçlü bir şekilde motive olduğunuz, yaşam enerjinizin arttığı, oldukça da böyle fiziksel anlamda da hareketlenebileceğiniz bir dönem. 9. evinizde olacak Jüpiter. Bu yaz daha fazla seyahat var. Onu söyleyebilirim. Hareket var, geziler, seyahatler var. Özellikle uluslararası konular, yabancılar, yurt dışı ile ilgili konu ve girişimlerde Jüpiter burada sizi daha fazla destekleyebilir. İşte akademik konularda, eğitimle ilgili konularda fırsatlarınız daha güçlü görünüyor. Hukuksal konularda da önemli yardımlar, destekler alabilirsiniz Jüpiter'in 9. evdeki ilerlemesiyle beraber. Güneşinize güzel bir üçgen açı yaptığı için bireysel anlamda bu kendinize güveninizi arttıracak, motive olacaksınız, cesaretinizi arttıracak, daha girişken olacaksınız. Hareketli bir yaz ayı sizi bekliyor. Fiziksel aktiviteler, spor, hani mücadeleler, yarışmalar, hani buralarda da böyle çok daha özgüvenli olmanız, daha fazla kişisel inisiyatif almanız mümkün. Ayın 15'inde Güneş-Satürn karesi etkinleşecek ve hemen ayın 16'sında Akrep burcunda yılın ilk ay tutulmasını yaşayacağız. Tam ay tutulması, zor bir ay tutulması. Ay tutulmaları zaten bize duygusal olarak etkiler genelde. Bu ay tutulması hem Akrep gibi zor bir burçta hem de Güney düğüm yönünde olacak. Aynı zamanda Kova burcundaki Satürn'den de kare açı alacak. Biraz yüzleşmeler dönemi aslında, böyle bir güçlü bir farkındalık dönemi. Akrep burcu sizin 4. eviniz. Sabit bir burç sizin gibi. Dolayısıyla hani aslan, yükselen aslanlar en fazla etkilenen burçlardan.
Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 25 derece ve yakınlarında mı? Eğer böyleyse daha önemli etkiler alabilirsiniz. 25 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz de olabilir tabii ki. Biraz da hani özel hayat, aile konuları, ebeveynler, ev yuva temaları etkileniyor. Akrep krizler demek. Bitişler, dönüşümler, ölüm, yeniden doğum gibi temalar var burada. Yani bir taşınma olabilir. Yani yaşadığınız mekanlarda bir değişim olabilir, dönüşüm olabilir burada. İlişkilerle de bağlantılı olabilir bunlar. Örneğin hani bir ilişkiden bir evlisiniz, ayrılık veya bununla bağlantılı tabii ki evden ayrılmak, taşınmak söz konusu. Ama bu yeni biriyle bir ilişki kurarak evlenerek de bir yer değişimine neden olabilir tabii ki. Yani bunlar her iki yönde de gelişebilir. Aynı zamanda iş birlikleriyle ilgili olarak da yani çalışma ortamlarınızda, ofisinizde, yerinizde böyle bir değişim, yer değişimi olabilir. Aile büyükleri, ebeveynler, anneniz, babanız, özellikle daha yaşlı kişiler, aile büyüklerinde sağlık sorunu olanlara dikkat edelim. Çünkü Satürn açısı orada bazı kayıplar, sağlık krizleri buralarda zorluklar getirebilir. Hatta eşinizle ilgili bile olabilir. O da ailevi bir konu çünkü. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ama bunlar çok da sizin hani karşı koyabileceğiniz enerjiler değil. Hani bunlar daha kadersel konular. Hani bunları kabullenişle yaklaşmak gerekiyor ve şartlara uyum göstermek gerekiyor. Bir dönüşüm ve değişim dönemi aslında hayatınızda. Yani bir dönemin bitmesi, bir dönemin başlaması gibi. Böyle güçlü bir etkisi var. O yüzden daha çok yer değişimleri, taşınmaları tetikleyebilecek bazı deneyimler aktifleşebilir bu ay tutulmasının etkisiyle beraber. Toplumsal alanlarda kolektifi etkileyebilecek daha ciddi krizler de olabilir tabii ki. Yani özellikle ekonomik anlamda krizler, işte manipülatif durumlar, baskılar böyle bir ay tutulmasında daha ciddi bir şekilde tetiklenebilir. 21'inde Güneş İkizler Burcu'na geçecek sevgili aslanlar. Güneş'in İkizler Burcu'na geçmesi 11. evinizi aydınlatıyor. Bu durumda biraz daha sosyalleşme, işte sosyal çevrenizin, arkadaşlarınızın falan hayatınızda daha belirgin bir şekilde kendini göstermesi mümkün. 23 Mayıs güzel bir gün. Güneş Jüpiter seksil açısı var. Bir arkadaşınızdan güzel bir haber, bir davet gelebilir. Keyifli gelişmeler olabilir. Yani güzel bir tatil, seyahat organize edebilirsiniz mesela sevdiğiniz kişilerle ya da arkadaşlarınızla. Bu böyle güzel yani işle ilgili, müşteri ilişkileri ve ticari girişimlerle ilgili yine olumlu gelişmeler olabilir. 25 Mayıs'ta Mars Koç'a geçecek. Evet, Jüpiter'in yanına bir de Mars geliyor. Hareket artıyor, enerji artıyor. Ve Mars burada gerçekten hani Haziran ayı boyunca da ilerleyeceği için Güneş'le de birleşecek Mayıs'ın son günlerinde. Hızlı bir gezi, bir yerden bir yere gitme imkanı olabilir ya da akademik alanlarda hızlı haberler, özellikle uluslararası alanlarda girişimleriniz varsa, bunlar yabancı ilişkileri, yurt dışı konuları falan, buralarda oldukça enerjide bir hızlanma var, artış var. Yani birden fazla konuda hayatınıza hızlı bir şekilde girebilir. Ayın 30'unda 8 derece ikizler burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay ayın son gününde olduğu için daha çok Haziran ayını şekillendiriyor. Haziran ayının ilk iki haftasında ikizler yeni ayı tesirleriyle olacağız. Bu yeni ay 11. evinizde olacak. Sizin için aslında güzel bir yeni ay. Dost bir burçta olacak. Yeni ayla beraber yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Yeni kişiler hayatınıza girebilir. Yeni bir karar vermeniz, yeni bir hedef belirlemeniz mümkün. İşle ilgili de ticari konularda da tabii ki yeni olasılıklar gündeminizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz, yükselen burcunuz, kişisel haritalar yani ki gezegenleriniz 8 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın sizin için önemli tesirleri olabilir. Ayın genelini şöyle bir toparlarsak, kariyeriniz, toplumdaki duruşunuz, statünüz, bu anlamda önemli bir ay Mayıs ayı ve ayın ilk 10 günlük döneminde iş girişimleri, işte kişisel anlamda yapacağınız adımlar, kendi işinizi kurmak veya hani onu büyütmekle ilgili gelişmeler olabilir ve maddi destekleri de alabilirsiniz sevgili aslanlar. Yer değişimleri de olabilir. Üstlerden daha fazla destek alıyorsunuz. Hem maddi hem manevi. Ay ortalarında biraz ev yuva alanlarında, ailevi konularda krizler olabilir ama daha çok bu sizin yaşam düzeninizi, yerleşim alanlarınızı, yaşadığınız mekanları böyle bir değiştirebilir. Taşınmalar falan hani buralarda konular olabilir. Evet, kayıplar olabilir. Artık hani yaşam döngüsü tamamlanmış kişiler,
Yani bunlar daha biraz olgun yaşlı kişiler, daha çok ailevi konular. Yani bunlar olabilir. Akrep çünkü ölüm, dönüşüm, krizlerle ilgili. Hastalıklar, sağlıklar, yani bununla ilgili konular olabilir ve bu anlamda sizin biraz daha aile konularında sorumluluklarınız öne çıkabilir sevgili aslanlar. Ayın son 10 günlük döneminde Güneş'in ikizlerdeki parlaması sosyalleşmenize imkan verecek. 23 Haziran, 24 Haziran, 25 Haziran bunlar şanslı günler. Arkadaşlarla ilgili destekler alabilirsiniz. Ayın son günlerinde 30'unda doğacak ikizler yeni ayı da sosyal alanınızla ilgili aslında grup çalışmalarınızla ilgili, arkadaş ilişkilerinizle ilgili yeni hedefler olabilir ya da işle ilgili ticari konularda yeni girişimleri destekleyebilir. Ama bunları daha çok Haziran ayı içerisinde deneyimleme fırsatı bulabiliriz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.